if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Beğendiniz mi? Çok beğendim, özlemişim yani gerçekten. Yani en son İstanbul'da ne zaman? Şubat'ın başında mülakatlara girmişken. Yani o zaman bile... Ya sen de niye çıkıyorsun şuraya? Yanına mı gelip Yani gerçekten özlemişim. Ama evi de özledim tabii. Bırak'ta yaşadığım için. Oraya gideceğim, sonra tekrar İstanbul'a döneceğim. Gerçekten güzel bir şey şimdi anda. Ne ya? Aslında elendik yani, sürekli isminiz anıldığı için elenseniz de bile hala orada olduğunuzu gördük. Neler hissettiniz elendikten sonra? Güzel bir konuşma yaptınız. İlk kez kendiniz de söylediniz bu kadar uzun bir konuşma yaptınız. Duygularınızı alalım. Evet, biraz özürüm yani. Çıktıktan sonra zaten birkaç şey gördüm internette. Mesela Cem Hoca'nın konuştuklarını, EXO'nun kalanı, sadece EXO kalmış. Yani o da böyle bayağı bir... tuhaf oldu yani, keşke orada ben de olsaydım. Ama neyse, kısmet yani. Ben çıktıktan sonra bayağı yani dışarıda neler olduğunu fark ettim. Ama Survivor başka bir şey. Gerçekten yaşamayan anlamaz yani. Ama çok zor. Neler yaşadınız orada? Anlatın işte o zorlukları anlatın, şeyleri anlatın. Nasıl geçti şu 5-4,5 ay? En zoru başta açlıktı. Tabii ki de açtık yani. Bayağı bence... ay. Açlıktı. %100 açlık. Çünkü yani geceleri sadece çikolatacık pilav yiyorduk. Yasin de balık tuttuysa balık. Ama ben balık yemediğim için o da bile yani aç kalmıştı. O yüzden çok da zaten herkes iskelet gibi olmuştu o 1,5 aydan sonra. Ondan sonra böyle ödülleri kazandıktan sonra çok güzel olmaymıştı. Ödüller de yani keşke böyle kötü olaylar olmasaydı da böyle New York'a, Miami'ye falan gitseydik. Olsun, belki başka bir zaman gideriz. Ara sıra üzüldüğünüz, ağladığınız durumlar da oldu. O evet. Süre onu anlatmak ister misiniz? Sizin yani. İçin bazen de şey dediler, yaşı küçük oraya kaldıramıyor ama sonradan olgunlaştığınızı söylediler. Evet. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani ağlayacağımı bilmiyordum. Zaten normal hayatımda hiç böyle ağlamam. Sürekli böyle neşeliydim. Ama oraya gerçekten yaşadıktan sonra, oradaki olaylardan sonra açlık durumu, her bütün yani o kötü, o kaybetmek çok zordu yani. O an işte bilmiyorum ne diyeyim ya. Ne diyeceğim ki başka? Şey olarak... Şu gelip taklatırım ben yine. Tamam. Evrim'le görüştünüz mü? Şey yaptınız mı? Yoksa arkadaşlığınız tamamen o şeyden sonra bitti mi? Yoksa nasıl ağlanınız şu an, nasıl Evrim'le? Evrim'le? Evet, Evrim'le sorun yaşadınız Survivor'da bu süreçte. Aynen, sayılır. Yani sorun da olmasa yani onunla anlaşamadık diyelim. Yani Evrim'de en son işte konseyi de gördüm. Elendikten sonra da zaten ikimiz de dominante kalmıştık. Ama orada da görmedik yani birbirimizi. Bence değişmeyecek bu durum yani. Çünkü Twitter'da zaten size bir gönderme yapmıştı Halise Hanım'ın şarkısıyla. Evet, öyle bayağı bir şey olmuştu. Zaten kendisi yok Nisa'ya yapmadım yazdı ama Hakan abi de açıklamış yani panoramada. Onu gördüm mesela. Olsun, bana da dediyse de demediyse yani ne yapayım? Herkes yani serbest, istediğini konuşabilir. Yani takmadım, takmayacağım da. İstediğini desin hala yani, eski takım arkadaşım gibi kalacak. Öyle de yani devam edeceğiz. Dışarıda arkadaşlığınız devam eder mi? Ya da bir konuşma yapıp da ortalığı sakinleştirmek ister mi? Yoksa sizin için tamamen? Ya benim için tamamen falan böyle bir şey demeyeyim ama işte Survivor'da nasıl konuşmadıysak bence normal hayata dışarıda böyle devam edecek. Gelelim arkadaşımıza. Gönüllerde 3 arkadaşımız şu an yarı finalde. Zaten en son elemende söylemiştiniz. Berkan, Barış'ın beraber yani eleme şeyinde onların kalması, Cemal'in kalması evet. Beni mutlu ediyor. Gönlünüzün şampiyonunu biliyoruz.
Ama bir daha sizden bir daha sizi kendinizi ağzınızdan duyalım. Yani ben her zaman dedim ki Avengers'tan biri şampiyon olsun. Şu an Avengers'tan iki kişi kaldı. O iki kişiden kim şampiyon olursa gerçekten sevinirim. Çünkü iki kişi benim için ayrı bir insan. İkisi de hak ediyor bence. Hayırlısıyla yani gerçekten. Cemalcan da son dönemlerde böyle bir küçük bir kırgınlık oldu. Hatta şey evrim muhabbeti de vardı. Yasin'de aynen. Hani şöyle açıklamanızı bize böyle konuşup kendisine şöyle tavırlarda bulunduğuna dair. Aynen. Hala o kırgınlık Cemalcan'a karşı devam ediyor mu? Ya Bilgin abi. Nasılsın ya? Yani ben her zaman derdim ki yüzlü insanlardan nefret ediyorum. O yüzden yani her zaman tabii ki de Survivor'da her şey ortaya çıktığı için herkesi tabii ki de sevemezsiniz yani öyle bir zaten program bunun için kuruldu yani değişik insanları bir araya toplamak. O yüzden yani Cemal Can'la böyle bir anlaşmamızlıklar gibi bir şey oldu. Ben dedim ki Cemal Can'a işte bana bir şey söylüyorsun onlara başka bir şey. Kendi fikirlerin arkasında her zaman dur. Öyle devam et. Kalbini dinle dedim. O da ben ayrıldıktan sonra gördüm. Gerçekten kalbini dinleyerek devam ediyor. O yüzden gerçekten sevindim. Yani öyle. Bir de son olarak Sercan Bey sizi ortaya soktu. Açıklamasında aslında konuyu kendisi açtı. Siz farklı şekilde intikam hani aldınız, farklı algıladı. Bununla ilgili son olarak sizden birey ol. Çünkü çok yazıldı, çok çizildi. Biliyorsunuz televizyonda gözüktüğü gibi geçmiyor bize. Sizden alalım şu konu nasıl oldu, nasıl gelişti? Yani Sercan'la olan konu nasıl başladı? Sizin tepkiniz hiç değişmedi, tavrınız hep şeydi. Neden Sercan öyle anladı? Yani bunun etkileri ne oldu? Bence işte her kişi başka bir şey anlar. Yani ne olursa olsun. Yani ben konuya girmeyelim. Çünkü zaten konserde Acun Bey her şeyi açıkladı. Ve konuyu kapattı. Öyle de kapalı kalsın. Bir daha da açılmasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yine de şampiyon ismini duymak isterdim. Yani isim olarak Nisan'ın şampiyonu. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.